Üniversiteyi Hindistan'da okudum. Çok enteresandır. Liseyi bitirdikten sonra böyle birkaç arkadaş, kafadar arkadaş, gidelim dedik hani meditasyon nasıl oluyor vesaire falan o taraflarda. Aldık valizimizi çıktık. Ondan sonra şöyle bir sene falan durduk yani çeşitli yerleri gezdik. Altın Tapınak, Tac Mahal vesaire. Ya benim ilgim çok fazlaydı lise yıllarında o bölgelere. Hani dedi ki Batı'ya her zaman gideriz. Yani en azından oralara bir gitmiş olun görelim. Hani gençken yapı zaten şimdi yaştayız da. yapalım dedik ve gittik ama orada şey gördük. Okuyan Türk öğrenciler vesaire falan. Nasıl olur acaba okumak? Zaten hani eski İngiliz sömürgesi bildiğiniz üzere. Ama eğitim sistemi gerçekten güzel, çok kaliteli. Dedik ya en azından okuyalım burada. Yani üniversite sınavlarına vesaire girdik ama şöyle bir olay var. Hani lisede hepimiz İngilizce okuruz vesaire. Yani gram İngilizcem yoktu yani. Gram hiçbir şey bilmiyoruz. O sınavları nasıl verdik onu da bilmiyorum tabii ki. Koskoca bir soru işareti o. Orada başladık İngilizce eğitime. Yani İngilizce hocalarından İngilizce eğitim almaya başladık. Evet. Sıfır Türkçe ile. Sınavları kazandık. 9 arkadaştan 3 kişi olarak kaldık orada. Devam ettik. Bu süre zarfında zaten müziğe benim çocukluğumdan beri bir ilgim vardı. Pardon, Hindistan ve Pakistan dedik değil mi? Evet. Anakada eğitim meşhur. Daha sonra oldu. Avrupa evet. Meşhur. Aynen. Diğer ülkeler meşhur. Hindistan, Pakistan. Alışılagelmiş bir şey biraz değil bana şey ülkemizde. geldi, yani şöyle söyleyeyim, birazcık egzotik geldi o taraflar. Yani, yani herkesin tabii ki bakış açısı çok farklıdır. Evet. Hani yabancı ülke dendiğinde akla tabii ki şey gelir. Yani Batı gelir, işte Amerika gelir vesaire. Ya oraları her zaman gidilir diye düşünerekten biz öyle bir yol seçtik ve çok güzel oldu o yol.